Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Bugünkü videomda duvar kağıdı tadilatı ile ilgili bir paylaşım yapacağım. Burada eski duvar kağıdını sökerek çıkarttık. Daha sonra altındaki şu yapışkanı ıslattıktan sonra bunu da söküyoruz. Islattıktan sonra zaten bu şekilde rahatlıkla duvardan ayırabiliyorsunuz. Çünkü yapışkanını bırakıyor. Evet, bu duvar kağıdını söktükten sonra buranın ebatına göre yapacağımız duvar kağıdını kesiyoruz. Duvarı böyle sünger yardımıyla ıslatabilirsiniz bu yapışkanın çıkması için. Sonrasında daha önceden hazırladığımız yapışkanımızı kestirme dediğimiz fırça yardımıyla duvar kağıdımızın üzerine köşelere iyi gelecek şekilde yayıyoruz. Zemine eğer parke tarzıysa bir muşamba sermeniz sağlıklı olacaktır. Ama diğer türlü zaten su ile birlikte rahatlıkla zeminden çıkabiliyor. Bunun bir püf noktası var. Şurada. Şimdi göstereceğim. Bu katı belli bir yere kadar attıktan sonra duvar kağıdımızı yumuşaması için şu şekilde katlıyoruz. Geri kalan kısmı da aynı şekilde yapacağız. Yalnız köşelere, genelde açılım yerleri köşeler olduğu için oralara bu yapışkan solüsyonu daha fazla sürmenizi öneririm. Marka olarak benim kullandığım ve yapıştırma gücüne güvendiğim Halley marka duvar kağıdı yapıştırıcısını kullanırsanız sorunsuz bir şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hem video çekip hem bu işlemi yapmak biraz zor oluyor. Evet. Daha sonradan kağıdımızı böyle katlayıp yumuşaması için 5 ya da 10 dakika boyunca bırakıyoruz. Sonrasında duvarımızı yine köşelere dikkat edecek şekilde yapışkanımızı sürüyoruz. Şimdilik videoya kısa bir süre ara vereceğim. Çok uzun işlem gerektiren pozisyonlarda zaman harcamanızı istemiyorum. Birazdan yeniden birlikte oluruz. Bu ve buna benzer videolarımı daha rahat erişebilmek için kanalıma dilim de dönmemeye başladı. Kanalıma abone olup beğeni gerçekleştirirseniz sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Evet. Duvar kağıdımızı koyduk. Şimdi şu şekilde spatula yardımıyla hem fazla yapışkanı aşağı doğru kaydırarak çıkartıyoruz. Hem de kağıdımızın duvara
daha pürüzsüz şekilde yapışmasını sağlıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra belli bir süre duvar kağıdımızın alt yapışkanını kuruması için bırakıyoruz. Sonrasında falçata yardımıyla şuradaki fazlalığı alıp işlemimizi bitireceğiz. İşte duvar kağıdı işlemi gerekli malzemeler elinizde olduktan sonra çok da uğraş gerektirmeyecek bir duruma sahip. Tadilatı bu kadar basit. Elinizde olması gerekenler kestirme fırça, halley marka. Bu tercihe göre değişebilir. Ben halleyi tercih ediyorum. Duvar kağıdı yapıştırıcısı yine aynı şekilde duvar kağıdı spatulası şu şekilde. Daha sonradan alttaki kağıdı çıkartabilmek için su süreceğimiz sünger. Bu fısfıs da olabilir. Falçata. Bir adet demir cetvel. Ve duvarda düz bir hat çekebilmek için su terazisi. Şimdilik bu konudaki paylaşımım bu kadar. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Bu ve buna benzer videolarımın devamlılığı için ve rahat erişiminiz için kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.